Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tulum şort çalışacağız. Yaz aylarında çocuklarımızın rahatlıkla giyebileceği bir şort çalışması. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için olabilecek güzel bir çalışma. Şimdi ölçülerimize bakalım. Bel kısmından ölçüyorum. Bel kısmından paça kısmına kadar şöyle düzelttiğim zaman 28 santim tamamen uzunluğuna bakacak olursak askımızın üzerinden diğer kısma baktığımız zaman 46 santimde askımızdan şöyle görelim bakınız diğer uç kısmı 46 47 arası şu şekilde uzunluğumuz genişliğimize bakalım Bel kısmın düğmemizin üzerinden diğer düğmemize kadar 26 santim ve aşağıya doğru şu şekilde Genişlemekte artışlarımızı yaparak buradaki görmüş olduğumuz genişliği sağladık ve sonra paçamızdan önce daraltarak ilmeklerimizi toplu toplu alarak buradaki görmüş olduğumuz paça kısmını oluşturduk ve aşama aşama şortumuzu tamamladık. Evet şimdi istediğimiz yaş grubu için başlangıçtaki zincir sayımızı ayarlayarak örmeye başlayalım. Şuradaki kısımdan başlıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz bölümde eğer yaşı büyük daha büyük yaştaki çocuklarımız için örmek istiyorsak ve de ipimizin kalın ve inceliğine göre bu ipimiz gördüğünüz gibi dolgunca bir ip aynı ölçülerde ince iplerde ee, şu kadar falan. Yine küçük olma ihtimali var tabii ki elimizin sık ve gevşek oluşu da e, ölçüde etki etmekte. Evet buradaki zincir sayımızı fazlalaştırarak geri kalan her yerde modelimizi aynı şekilde uygulayabiliriz. Sadece başlangıcı büyük ya da küçük yapalım. Bu şekilde ilerleyelim. Görmüş olduğumuz modelimiz hem çok e, kolay hem de çok çok güzel. Örmesi de son derece zevkli. Evet kolay gelsin diyerek hemen e, şortumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Tulumumu örmek için Himalaya Everyday Super Lüks ipimi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 73442. Bu ipimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum ve hemen zincirimizi çekerek tulumumuzu örmeye başlayalım. Şimdi bir tane de ayraç aldım. Ben 100 tane zincir çekmek istiyorum. Tam 50. işaretimizi takmamız gerekecek. Hemen başlayalım. Bir tane zincirimizin öncesinde düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Şöyle biraz da rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tam 50 tane zincir çektim. Şuradaki görmüş olduğumuz zincirimiz 50. Sonradan saymayalım diye işaretimizi takalım, şöyle de kilitleyelim. Çıkmasın. Ve şimdi yeniden 1 diye başlayalım. 1 50 daha çekelim. Dilerseniz 51 diye de sayabilirsiniz. Ben 1 diyeceğim. 2 3 4 Evet ayracımdan sonra bir elli daha zincirimi çektim. İki tane elimiz oldu. Bakınız tam ayracımız da ortada. Zincirimi ölçmek istiyorum. Şöyle bakacak olursanız bakınız. Buradan diğer uca kadar 48 santim. 48'i biraz geçmekte. Şöyle 49 49'a doğru geldi ama tam 49 değil Düzelsek gelebilir ama herhangi bir şekilde dokunmak istemiyorum şimdi güzelce düzeltelim zincirimizin yönünü ve batalım Evet birleşme işlemini yaptık 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ipimi ardından şu şekilde düzeltiyorum daha sonra alırım ve aynı yere bir daha batıyorum. Bakınız birleştiğim yere hemen geldim. Bir daha battım. Bir ve iki zincir çektim. Bir ve iki. İlk başlangıçtaki trabzanımın olduğu yeri, yani hemen bağlantı yaptığım yere iki tane trabzan ördüm. İki zincir, iki tane trabzanı bir tane yuvanın içerisine ördüm. Hemen başlar başlamaz. Şimdi aradaki bütün trabzanlarımızı örerek ilerliyorum. Birer birer örüyorum bakınız. Her zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Hiç atlamadan işaretimize kadar bu şekilde örelim. Ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örerek geldim. Hiç atlamadım bakınız. Hepsini birer birer hatta çift aldığım yerdeki bölümün bile yanına hiç atlamadan dümdüz örerek geldik. Bakın ve e, ayracımızın olduğu yerdeyiz. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir ve aynı yere 2 tane trabzanımı ördüm. 2 tane zincir ilave ediyorum ve tekrar 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1 tane zincir yuvamızın içerisinde ve yanındaki yuvaya batarak birer birer başlangıç noktasına kadar ilerliyorum. Evet trabzanlarımızı birer birer hiç atlamadan ve aynı yeri iki defa batmadan örerek geldim. Şimdi birleşme noktasının olduğu yerdeyiz. Bakınız iki tane trabzanımızla başlamıştık. Önce 3 zincir çektik yanına trabzanımızı ördük ve bu köşemizin ilkini oluşturmuştuk. Şimdi son trabzanımızdan sonra 3 tane zincirimizin en üst bölümüne girerek batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi her iki köşemizden artışlarımızı yapacağız hem buradan hem buradan istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edeceğiz tulumumuzu şimdi 3 tane zincir çekerek tekrar başlıyorum çekmiş olduğum 3 zincir sonrasında tığımın başını doluyorum buradaki buğday gibi ya da saç örgüsü gibi gördüğümüz ilmek üzerlerine Dış taraftakinden alarak öreceğiz, İç taraftakinden değil, her ikisinden de değil, sadece bakınız dış taraftaki ilmeğimizi alarak e, trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz. Hemen ilk trabzanımdan başlıyorum, bakınız dıştan alıyorum ve örüyorum. Hemen iki zincirimin olduğu yere geldim ve iki tane trabzanım içine giriyorum. Bakın tam içine giriyorum, burada ayrım yapmıyoruz. İki tane trabzanımızı ördükten sonra iki tane de zincirimizi çekelim yine bir ve iki tane artışımızı yapalım toplamda ilk başlangıçta olduğu gibi bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzan bu şekilde ördük şimdi tığımın başını doluyorum buradaki görmüş olduğum saç örgüsü görüntüsündeki bölümlerin bir ve iki bakınız orta parmağım ya da dış taraf dediğimiz bölümünden alarak örelim. Batıyorum, bakınız. 1 Dıştan örüyorum. Ve farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Diğer ortaya kadar bu şekilde bir bölümünden örerek ilerleyelim. Evet ortadaki artış yerimize geldik. İki zincirimizin olduğu yere tığımın başını doluyorum. Bir ve aynı yere iki. Ortaya iki tane zincir ve aynı yere iki trabzanımızı daha örüyoruz. Sonrasında yine biraz önceki ördüğümüz gibi dışından şu şekilde alarak ilerleyelim. Bakınız ilk trabzanımdan alıyorum. ve bu sıramızı ve bundan sonra bir sıramızı aynı şekilde tamamlayalım. 3 sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi e, dördüncü sıramıza birlikte başlayalım. Bakın gayet güzel bir şekilde ilerlemekte. 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. Zincirimin hemen yanına tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzana da yine bir tane örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum bakınız bir zincir yukarıdan çektiğim zaman aşağıdan bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir tığımın başında doluyorum. hemen iki tekrar tığımın başında doluyorum. araya giriyorum zincir yuvasının içerisine ve üç bakınız iki defa batmayacağım burada bir defa öreceğiz bir ve iki zincirimi çekiyorum bir tane yine araya giriyorum artışlarımı dördüncü sırada birer tane yapmış oluyorum ve devam ediyorum 2 normal trabzanımın üzerine battım araya birer tane artışımızı yaptık ve yanındaki trabzanımı örüyorum 3 bir tane zincir çekiyorum aşağıdan bir trabzan atlayarak devam ediyorum 1 2 ve 3 yan yana 3 tane trabzanımı battım ve bir zincir çektim bir tane trabzan atladım ve 3 tane yan yana ikili trabzanlarımı örüyorum şu şekilde yapmış olduğumuz işlemimize bakalım 3 tane zincir çekmiştik ve hemen 2 tane yanındakinin her birini ayrı ayrı olmak üzere trabzanları ördük bir zincir yukarıdan çektim bir tane aşağıdan atladım iki tane trabzanım ördükten sonra ortaya artış yerine bir tane trabzanımı ördüm iki zincirimi çektim tekrar bir trabzanım ördüm ve üçerli grup yaptığımız için hemen buradaki bir trabzanımın yanına 2 tane daha trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim, bir atladım, 3 tane ördüm. Ve bu şekilde bir zincir çekip bir atlayalım, 3 trabzanı yan yana örelim ve diğer artış yerimize gelelim. 3 tane trabzan, bir zincir, bir atlayarak örerek geldim ve tam bakınız buradaki Ortamızdayız. İki tane kenara ördüm. Bir tane iki zincirimin içerisine ördüm. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Araya bir tane trabzanımı örüyorum ve hemen üçlemek için yanına bir ve diğer yanına iki trabzanımı örüyorum. Ortada iki zincir. Bakınız üç trabzan sağda, üç trabzan solda. Tıpkı burada ördüğümüz şekliyle ördük ve bu kısmı da aynı şekilde bir zincir çekiyorum bir tane atlayarak diğer trabzana bir yan yana örüyorum 2 ve 3 tekrar bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum 1 2 3 başlangıç noktama kadar bu şekilde ilerliyorum başlangıç noktamıza geldim 3 trabzan bir zincir ördük ve bakınız başlangıç noktasındayız bir tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 çekmiş olduğum 4 zinciri tığımın başını doluyorum aradaki bir zincir ördüğümüz yerin içerisine giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Bakınız 4 zincirimi çektim ve bir sonraki bir zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanımı ördüm tekrar bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen bu ortadaki bakınız iki zincirin olduğu yerin hemen yanındaki şu görmüş olduğumuz trabzanımıza batarak örüyoruz bir üçüncü trabzanı zincirimizin hemen sağındakini tığımın başını doluyorum bir ve bir daha batıyorum İki. bakın bu sıramızda bu şekilde iki tane artışımızı yaptık bir önceki sırada bir artış yapmıştık İki zincirimi çekiyorum tekrar yuvanın içerisine girerek bir ve iki tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum kenardaki alttaki sıranın bakın birinci trabzanın üzerine batıyorum toplamda üç tane trabzanım oluyor şöyle elimi çekeyim dört zincir çektim araya girdim üç trabzanımı ördüm bir zincir çektim üçüncü trabzanımın üzerine bir trabzan ördüm araya iki trabzan iki zincir Tekrar araya iki trabzan ve buradaki başlangıçtaki birinci trabzanımın üzerine de bir trabzan ördüm. Üç trabzanım tamamlandı. Diğer köşemize de aynı işlemimizi yapacağız. Bir zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir alttaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzan bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Tekrar sıramızın başına geldik. Bakınız ördüğümüz yerdeyiz. 4 tane zincir çektiğim yerin hemen yanına iki tane trabzanımı ördüm. Ve 1 2 3 3. tırabzan 3. zincirin üzerine gelerek batıyorum ve bu şekilde bakınız 3 tane tırabzanımızı oluşturmuş oluyorum. 4 zincir çekmiştik başlangıçta. Bitişte ise 2 tane tırabzanımızı ördük. Zincirimizi batınca yine 3 tane trabzan sayısına ulaştırdık. 3 tane zincir çekiyorum ve giriyorum. 1 2 1 tane zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3 trabzanlarımızı yine arka arkaya örelim bir zincirimi çekiyorum şimdi e, bakınız burada yine bir tane trabzanımın üzerine ördüm iki tane de yuvamızın içerisine örüyoruz ve iki artış şeklinde yapıyoruz iki zincirimizi çekiyorum tekrar iki tane trabzan ve başlangıçtaki ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Toplamda 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı biraz önceki sıramızda ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve bir zincir çekerek hemen alttaki grubun içerisine giriyorum. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde bir sıra daha ördüm. Toplamda 4 sıra üçlü trabzan gruplarımızı ördük. Şimdi bir önceki 3 sıramızda ördüğümüz trabzanlarımızdan tekrar kurmaya başlıyoruz ve bu trabzanlarımızın olduğu gruplarımızda her birisinde birer artışımızı yapacağız hemen geçişimizi yaparak örmeye başlayalım. Zincirimin yanına iki tane trabzanımı ördüm. Bakınız 4 zincir çekerek başlıyorduk. 1, 2, 3. Zincirimi batıyorum. Geçişimi yaptım. 1 ve 2 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum İlk bakınız bir zincirimin olduğu yerde yine zincirimin üzerinden giriyorum bir defa çekiyorum İkili trabzan şekliyle örmüyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki bakınız saç örgüsü olan bölümün dıştan yine giriyorum tek seferde çekiyorum sıradakini tek seferde çekiyorum Sıramızı ara ayrım ve artış yerine gelene kadar bu şekilde tek seferde örerek ilerleyelim. Bakınız ikili trabzan şeklinde örmüyorum. Hem zincirlerimi örüyorum hem de trabzanlarımın üzerine birer birer batarak örüyorum. Ortadaki bölümümüze geldim. Bakınız buradaki şöyle görelim. Buradaki zincirimin üzerine örmüş olduğum bölüm 1, 2, 3, 3 tane trabzanımın üzerine yine üç tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde bir tane batıyorum ve alıyorum. Artışımı yaptım. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 tane zincirimiz vardı. İkinci zinciride giriyorum. Bir tane artış yapıyorum. Ve diğer trabzanlarımın üzerinden aynı şekilde örerek ilerliyorum ve tıpkı burada örmüş olduğumuz gibi birkaç sıramızı bu şekilde örerek büyüttük. Evet eteğimizi örmeye devam ettik. Trabzanlarımızı örerek büyüttük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıramızı ördüm. Şu ana kadarki ölçümü vermek istiyorum. Birden tam 12,5 santim. Şimdi e, yine buradaki görmüş olduğumuz gibi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanlı kısımlarımızı örmeye başlayacağız. Yine arkasını çevireceğiz. Bakınız buradaki kurulum üzerine kurarak ilerleyeceğiz. Geçiş yerimizdeyiz. Hemen geçişimi yapıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Şu kısma bakınız zincirimizde hemen dibindekini aynı yere bir tane daha Trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördükten sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanımın üzerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Iki. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. 3 tane trabzan. 2 ve 3. örüyorum. 1 ve 2 zincir yine aynı yere 3 tane trabzanımız örelim 1 2 3 ve 1 2 3ü trabzanımın üzerine batıyorum. Tğmın başını doluyorum 1 ve 2 iki, ikinciye batıyorum. trabzanlarımı örmeye başlıyorum 2 ve 3 2 tane zincir. Aynı yere 3 trabzanımı daha örüyorum. 1 2 ve 3. Sayıyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 tam ortadaki şuradan merkez olan artışımızı yaptığımız yere geliyoruz. Bakınız tam şuraya. 3 tane trabzanımızı örüyoruz buraya. 1 2 3 1 ve 2 aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum 2 3 ve başlıyorum 1 2 3'e batıyorum tığımın başında doluyorum. 1 2'ye batıyorum birinde 3'e batıyorum birisinde 2'ye batıyorum ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek ilerliyoruz sıramızın başlangıç yerine kadar örerek geldim ve bir tane batma işlemimi yaptım şimdi ilk başlangıç noktama geliyorum bakınız 1 2 3 tane zincir çekmiştim zincirimin tepesine geliyorum şu şekilde birleştiriyorum ve ikinci trabzanımdan sadece ilmeğimi alarak aktarıyorum üçüncü trabzanımdan ilmeğimi alarak aktarıyorum birer birer trabzanlarımızın üzerinden gizli geçişimizde geçtik ya da kaydırma yöntemi hangisini tercih ederseniz demeyi ve ortaya geliyorum iki tane zincir çektiğim yere tekrar aynı işlemi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum 1 ve 2 zincirimle birlikte 3 tane trabzana ulaşıyorum bir tane zincir çekiyorum İkinci zincirimi de ilave ettikten sonra hemen 3 trabzan daha örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı ilk başlangıç kutumuza doldurduk. Şimdi aradaki olan bir tane batmış olduğumuz yere tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başımız araya zincir çekmeden doluyorum. 3 trabzan 1, 2 ve 3. 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum tam araya girerek batıyorum 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Bakınız trabzanlarımızın üzerine yine aynı düzenimizi kuruyoruz. Aralara ise 3 tane trabzanımızı çekiyoruz. Her grup arasına geçerken araya zincir çekmiyoruz. Tek kendi içerimizde 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Şu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek devam edelim. Evet şimdi sıramızın başlangıç noktasına kadar örerek geldim. 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen diğer kısma geçiyorum. 3 zincir çekmiş olduğum yerin tepe noktasına batıyorum birleştiriyorum ve gizli geçişimi yapıyorum ilmeğimi aktararak ortaya giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 yanına bir trabzan ikinci trabzanımı da örüyorum toplamda 3 tane trabzanım oluyor 1 ve 2 giriyorum araya 1 tekrar giriyorum 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra ortadaki 3 tane trabzan var bakınız tam ortadakine batıyoruz tam ortaya tekrar tığımın başını doluyorum 3 trabzan 2 ve 3 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzanımın aşağıdaki bakınız her iki grubumuzun arasındaki 3 trabzanın ortasındakine batıyorum. Araya zincir çekmeden diğer trabzanlarımı yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bakınız. 1 2 ve 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzan 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örüyoruz bakınız şuradan örmeye başladık tam ortadaki 3 trabzanın bakınız orta trabzanına batıyoruz tekrar buradaki çiftli grubumuza giriyoruz 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrar 3 trabzanın ortadakine batıyoruz tekrar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak örüyoruz ve sıramızı başına kadar bu şekilde devam ediyoruz Şort ettiğimizi sıramızı tamamladıktan sonra ipimi kopardım. Çünkü bakınız şuradan devam eden e, hafif bir zincir görüntümüz var. Buradan değil şurada artık birleştirme işlemini yapıp e, diğer tarafa da işaretimi taktım. Birleştirme işlemini yapıp birer paça birer paça olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Aynı zamanda aşağıya doğru da daralacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle. Hemen açıyorum ve bir birleştirme işlemimizi yapıp birer birer örmeye devam ediyoruz. Kaç yaş için öreceksek örelim. Ee, hiç problem değil. Ölçümüzü ona göre artırıp ya da eksiltebilirsiniz. Evet, şuradan her iki karşılıklı artış yerinden birleştirdim aramızı. Ekstra zincir çekmemize gerek yok. Zaten epeyce bir bolluğu olduğu için e, araya. Trabzanla zincir gitmemize gerek yok. Sadece bir iki zincirden diğer iki zinciri birleştirelim ve örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir de öncesinde çekmiştim. İki tane zincirimi çektim. Evet, şimdi burada paçamızı şöyle toparlayacağız bol olarak gelen bakın şimdiye kadar genişleterek geldik şimdi ise şu şekilde toparlatıp tam bacağımızın üst kısmına uygun olabilecek darlığa getireceğiz kaç grubu için öreceksek onun bacağına uygun bir şekilde darlamaya geçelim şimdi başlıyorum daraltmaya zincirlerimi çekmiştim hemen ortadaki boşluğa giriyorum bir defa örüyorum yanındaki trabzanıma giriyorum bir defa örüyorum bir sonraki trabzanıma giriyorum bir defa örüyorum 3 tane trabzanım ve bir de zincirimin olduğu yer var hepsini aynı anda çekiyorum devam ediyorum 1 aradaki battığım yere batmıyorum trabzanımın olduğu yere batıyorum 2 ve 3 üç. 3'ünü aynı anda kapatıyorum tekrar 1 aradaki şuradaki görmüş olduğumuz iki zincir bölümüne batmıyorum trabzanıma batıyorum 2 diğer trabzanıma batıyorum 3 hepsini aynı anda çekiyorum şöyle iplerimi yarımlamayı Evet devam ediyorum sadece trabzan örüyorum bir bir defasını alıyorum araya batmıyorum ikinci trabzanıma geçiyorum 2 Üçüncü trabzanım örüyorum. 3 3 tane trabzanımın birer defasını ördüm. İkincisini hepsini aynı anda çekiyorum ve devam ediyorum 1 araya batmıyorum diğer trabzanıma geçiyorum 2 ve diğer trabzanıma geçiyorum 3 sadece trabzanlarımızı üçer üçer alıyoruz bakınız battığım yere batmıyorum diğerine batıyorum 1 diğer trabzanıma geçiyorum 2 bakınız araya batmadım trabzanıma geçtim sıradaki trabzanıma üçünü aynı anda çekiyorum 1 Araya batmıyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. 2 ve son trabzanıma 3. Üç. Bakınız 3'er 3'er trabzanlarımızı alarak bacak kısmımızı daraltıyoruz. 3'er e, aldığımız zaman bakınız ikili trabzanımızın birincisini örüyoruz. tığımızla bekletiyoruz. Diğer trabzanıma geçiyorum. Yine ikincisinin de birini aldım. Tekrar 3 tane trabzanı birer defa ördüm. İkinci kez birlikte ördüm. Araya ve Bakınız şuradaki 3 tane trabzanımın ortasına battığım yere batmıyorum. Sadece görmüş olduğumuz bu trabzanlarımızın üzerinde daraltma işlemlerimizi yapıyoruz. Bakın şu şekilde toparlanmaya başladı. Şimdi sıramızın başına kadar gelelim. Yani buradaki başlangıç yerimize kadar aynı şekilde devam edelim. En son Üç tane değil dört tane trabzanım dördüncü trabzanımda kaldığı için onu da bir trabzan olarak ayırt etmek istemedim. Hepsini aynı anda aldım ve bakınız çektim. Birinci ilk üç tane ilmeği aynı anda ördüğümüz yerin tepesine gelerek birleştiriyorum. Ve şu şekilde bacak genişliğimin çok rahat olduğunu görmekteyim. Bakınız şimdi bu kısım lastik örmeye başlayacağız ve. 3 tane zincir çekerek lastiğimize başlatıyorum 3 zincirimi çektim ve birinci topladığım yerdeyim bakınız hemen yanına bir tane batıyorum hem zincirimi çektim hem yanına bir tane ördüm bir sonraki sıradaki gelen trabzama bir örüyorum diğerini çift olarak örüyorum 1 ve 2 bir tanesini tek bir tanesini çift olarak örüyoruz. Bakınız toparladığımız yerlerin. Toparlamamızın sebebi şöyle dolgunca büzgülü bir hal alması için. Eğer birer birer yapacak olursak paça kısmımız dar olabilir. Ama çok genişse ölçünüz daha büyük yaşlarda daha büyük ölçüyse tabii ki birer birer de örebilirsiniz. Bir tek bir çift olarak örüyorum. Bir ikili trabzan. Ve çift bakınız bir tek bir çift şimdi tek de sıra bir iki bir tane tek bir çift bu üçer üçer kapadığımız yerleri örüyoruz bakınız şimdi bu şekilde devam edelim tek çift tek çift örelim başlangıç noktamızda görüşelim birinci trabzan sıramı örerek tamamladım bakınız bir bebek için bacak genişliği çok çok rahat. Hemen şöyle ben ölçümü vermek istiyorum. Eğer dar olacak olursa sizlerinki biraz daha iki olan yerlerin bazılarını 3 olarak yapabilirsiniz. Şöyle alıyorum ölçümü. Bakınız etrafında dolaşarak iç kısmında devam ediyorum. Başladığım yere kadar geldim. Bakınız 27 27 ile 28 santimin arasında şu şekilde bir bacak genişliği. Evet gayet rahat. Bir de örgümüzün açılacağını düşündüğümüz zaman 30 santim çok rahat baldır kısmımız için yeterli olacaktır. Evet, devam edelim. Şimdi üzerine bir sıra daha bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örüyorum. 3 tane zincir çekerek başlattım. Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 3 zincirimi yine çekiyorum. 2 ve 3. Sırası ile trabzanlarımı örüyorum. Dümdüz bakınız ikili trabzan şekliyle her bir trabzanıma birer birer batıyorum. Eğer bacak ölçünüz bu kısım kısa olduysa hemen fazla ileri gitmeden iki yaptığımız yerlerde üç olarak örebilirsiniz. 3 tane, 1 tane, 2 tane şekliyle sıralama yapabilirsiniz. Evet şimdi sıramızı tamamlayalım. Paça kısmımızın trabzanlarını örerek tamamladım. 2 tane trabzan, bir trabzanımız da dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıramı ördüm ve en son bitişimi sizlerle birlikte yapalım şimdi. Zincirimin olduğu bölümün bulunduğu yere batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirim çekiyorum. Hemen arkaya batıyorum. 1 tane trabzan arasına giriyorum. 1, 2, 3. Ardına batıyorum. İki tane atlıyorum yani bir atlıyorum ikinciye batıyorum bir tane 3 zincirimi örüyorum şimdi bir tane 1 2 3 ardına batıyorum şimdi iki tane atlayalım yani hemen batmayalım bir sonrakine batalım ve bu şekilde üçer tane zincir çekerek ardına batalım lastiğimizin altına şöyle minik kirpiklerimizi örelim bir tane iki tane bir iki üç ardına batıyorum sıklığına gevşekliğine göre bu ayarlamaları yapabilirsiniz eğer hemen yanına batmanız sık olacaksa bir sonrakine batalım ve arada çekecek gibi olursa ise hemen yanına batalım yani buradaki duruşa göre batma yerimizi ayarlayalım tortumuzun paçasını bütün kirpiklerini örerek geldim şimdi son birleşmeyi yapalım bakınız Birincinin olduğu yere batıyorum, bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Kalan ipimizi hemen içeriye alalım ve gizleme işlemini çalışalım. Arta kalan ipimizi ise daha sonrasında keserek temizleyelim. Evet, şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. Bakın, şu şekilde alttan kabarttığımızda çok güzel balon bir çalışma olacak. Şimdi şu şekilde de paçamızın birisini tamamladık. Biraz önceki burada yaptığımız işlemin birebir aynısını bu tarafta da yapıyoruz ve lastiklerimizi düz trabzan olarak örüp tamamlıyoruz. Ve sonrasında üzerine çalışmak için görüşelim. İlk önce diğer paçamızı da aynı şekilde bitirelim. Bilimizin lastik ve kapak kısmını örmek için hazırlıklarımıza başlamıştık. Ben daha öncesinde çekmiştim ama ilk başlangıçta bir yanlışlıkla videomuz silinmiş. Onun için yeniden ördükten sonra hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Şu şekilde tam yarıya bölüyoruz. Bakınız tam yarıya böldükten sonra ön kısmını örmek için işaretlerimizi sağına ve soluna koyuyoruz. Trabzanlarımızı birer birer örmeye başlıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra trabzanlarımızı örüyoruz ve bakınız sıramızın bir tanesinde 3. sıramızda iliklerimizi kenardan açıyoruz. Burada sadece başlangıç kısmı videolarımız arasından silinmiş. Onun için ben e, yeri geldiği zaman yine bu ayrıntımızı e, ortaya koymayı düşünüyorum. Şu şekilde bakınız tam ortalıyoruz. Şu görmüş olduğumuz kısmı ise arkamız için öreceğiz. Önce önümüzü ortalayıp ayırdıktan sonra trabzanlarımızı örelim ve diğer bölümlere aynen devam edelim. İkili trabzanlarımızı ardı ardına trabzanlarımızın arasına girerek örelim. Diğer işaretimin olduğu yere kadar bu şekilde ilerliyorum. ortaya doğru geliyoruz bakınız şuradaki bölümümüze tam ortaya geldim bakınız hemen yanındaki trabzanımı örüyorum ortanın da içerisine giriyorum ve devam ediyorum yanındaki trabzanlarımın her birisinin arasına girerek ilerliyorum şöyle görelim hiç atlamadan bakınız birer birer örerek ilerledim. Diğer ayrıcımın bulunduğu yere kadar devam edelim. Başa kadar geldim. Tekrar aynı şekilde trabzanlarımızı örerek yeşil ayrıcımın olduğu yere doğru sadece trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 2 sıra trabzanımızı örerek tamamladık. Üçüncü sıramızda kenarında birer tane ilik yapıyoruz. Hem sağ tarafında hem sol tarafında. Şimdi trabzanımızı başlıyoruz. Birinci trabzan zincirimin üzerine ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum, tığımı başını doluyorum, bir atlıyorum, diğer trabzanımın üzerine batıyorum. İki tane kenarda trabzanımızın olması yeterli. Buraya bir tane belimizin arkasındaki olan öreceğimiz kısımda düğmemiz olacak. Buraya düğmemizi geçireceğiz. Evet, diğer kısımlarımızı aynı şekilde dümdüz ikili trabzan olarak örüyorum. Diğer uca geldiğimiz zaman yine ileğimizi çalışalım. Diğer ucumuza kadar birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. Son üç tane trabzanımız kaldı. Hemen ilk başta gelen yani sondan saydığımızda üçüncü olan trabzanımıza bir tane zincirimizi çekiyoruz. Atlıyoruz ve bu şekilde ileğimizi kuruyoruz. Diğer trabzanıma batıyorum ve en son zincirden oluşan trabzanıma da battıktan sonra Kenarımızdaki iki trabzanımızı örüyoruz ve iliğimizi çalışıyoruz. Üzerine bir sıra trabzanımızı örelim. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bakınız ilik yerimizin içerisine bir tane batıyoruz ve burada ilmeğimizi kaybetmiyoruz. Toplamda bakın şu şekilde 1, 2, 3. Şimdiki öreceğimizle birlikte 4 sıra trabzanımızı öreceğiz. Evet, 4 sıramızı ördükten sonra kenarlarımızda onar trabzan, onar trabzan ayırdık ve orta kısmını örmeye başlıyoruz. Hemen ayrıcımın yanından örmeye başlıyorum. 1, 2, 2 tane zincir çektim. Alt kısmıyla birlikte bağlandığımda 3 sayıyorum. Hemen yanını örüyorum. Trabzan ikili bir şekilde 3. trabzanımı örüyorum. 4 5 tane trabzanımı örüyorum. 5 trabzanımı ördükten sonra 1 zincir çekiyorum. 1 tane atlıyorum. 3 tane trabzan yan yana örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1 tane atlıyorum. 3 trabzanımı yan yana örüyorum. 1 2 ve 3 1 zincir 1 atla 3 trabzan şekliyle diğer ayırıcıma doğru ilerliyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Bir atlıyorum. 1 2 3 kapağımızı bu şekilde öreceğiz. Bir tane zincir. Bir atlıyorum ve başlıyorum tırabzanlarımızı örmeye. 1 2 3 4 5 5 tane tırabzanımızı örelim. 5 tane trabzanımı kenarımız için ördüm. Her iki kenarımızda 10'ar trabzanımızı ayırmıştık ve devam ediyoruz. Sağımızda ve solumuzda beşer trabzanımız ortada ise 3 trabzan bir zincir bölümümüzü kapak olarak kullanacağız. Ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. 3 zincirimi çektim. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. 4 ve 5 Trabzanlarımızı ördükten sonra bir zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1-2-3 3 trabzanımın olduğu yere bir zincir çekiyorum. Zincirimin içerisine ise 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar trabzanlarımı görüyorum. Hepsi için bir zincir çekiyorum. Ve diğer bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum bir zincir 3 tane trabzanı zincirimin içerisine örüyorum tekrar bir tane zincir 3 trabzanım için atlıyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum ve trabzanımın yanındaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum ve birer birer 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yönümüzü çeviriyoruz. Bakınız şu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenar 5 trabzanımı örüyorum. aynı yere batmayalım 4 ve 5 bir tane zincirimi çekiyorum buradaki 3 tane trabzanımı atlıyorum ve bir zincirin içerisine 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir tekrar bir zincirin içerisine 1 2 ve 3 bu şekilde biraz büyütelim Evet şortumuzun kapak kısmının trabzanlarını örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıramızı ördük. Ve sonrasında bakınız bütün hepsini trabzan olarak örmeye başladım. Bir sıra trabzanımızı örelim. İkinci sıramızda iliğimizi açalım. Askılarımız için düğme yerlerimizi tamamlayalım. Birer birer bakınız trabzanlarımızı örüyorum. Bütün sık iğnelerimizi tamamladık ve e, ön kısmımızı bitirdik. Şimdi arkamızın lastik kısmını örmeye başlayalım. Şimdi arkamızın bel lastiğini örmeye başlayalım. Şu kısım bakınız ön kısmımızın bel lastiğini örmüştük ve üzerinden kapağımızı tamamladık. Şimdi arkamızın bel lastiğini ve arkasından e, askılarımızı buradan çalışmaya devam edeceğiz. Hemen şu şekilde öndeki kemer kısmımızdan 2-4 altıncıya ayracımı taktım bakınız altıncının şuradan itibaren ilmeğimi almaya başlıyorum buradan ve arkadan dümdüz birer trabzanlarımızı alarak ilerliyoruz şuradaki artmış olduğumuz yerden sadece ortadan bir tane alıyoruz diğerlerini zaten birlikte alırız şimdi ilerleyelim Diğer taraftan da yine 5 tane örüyoruz. 6. trabzanımızın yanından tekrar geriye dönüşümüzü yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Hemen örmeye başlayalım. 2, 4 ve 6. Başlıyorum bakınız şuradan ilk sıradan itibaren şöyle alıyorum. Şuradan giriyorum. Bir tane düğümümü atmıştım. 1, 2, ve i̇lerliyorum. ikinci trabzanın olduğu yere giriyorum ikinci trabzanımı örüyorum Üçüncü trabzanımın olduğu yere giriyorum 3 burada dikkat edeceğimiz tek nokta başlangıçtaki yeri denk olan yere girmek ne aşağısına ne yukarısına sanki örgümüzü buradan devam ettiriyor hocasına devam ettirip ilerleyeceğiz 2 4 5 bakınız altıncıyı da örüyorum altı ve buradan sonrasında bakınız birer birer trabzanlarımın arasından devam ettiriyorum burada en önemli nokta lütfen buradaki hizaya dikkat edelim şuradaki örgünün üzerine örebilecek şekilde başlayalım ne alta başlayalım ne de yukarıya başlayalım burada örgümüzün üzerine devam edilen yerden ilerleyelim Evet şimdi birer birer ortaya doğru ilerleyelim kenardan başladık ortaya kadar geldik ortamızdaki tam artışlarımızı yaptığımız bölüm var bakınız buraya geldim şimdi başlıyorum hemen ördüm bir örüyorum iki şu şekilde bakınız diğer tarafa giriyorum şu şekilde tam tepeye girmedim bakınız ve birer birer örerek ilerleyelim. Tam artışımızı yaptığımız merkezimize girmeden kenarlarından birer birer örerek ilerleyelim. Arkadan dümdüz trabzanımızı örerek geldim. Şimdi ayracımı koydum. iç kısmının olduğu yerdeyim. Bakınız iliğimizi buraya çalışmıştık. Şimdi düğmemizi dikecek yerimizi ise iç kısma doğru geliyoruz. Aynı sıra üzerine örmeye devam ediyorum. İçeriye giriyorum. Bakınız trabzanlarımızı. 1, 2, 3, 4. 4 sıra trabzanımızı ördük ve üzerine en son sıra olarak sık iğnemizi yaparak kapatıyoruz. Şöyle bakınız ilk sık iğnemin olduğu yere yani ilk trabzandan bir tane zincir çekerek dönüşü başlatıyorum. Ve araya giriyorum. Araya sadece bakınız şu şekilde üzerine kapatıyorum. Eğer bel kısmı biraz bol kaldıysa bel kısmını bir ve yan yana iki tane alıp arada ikisini aynı anda çekip toparlayalım. Bakınız birer birer yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ördüm. 9. alıyorum. 10. da alıyorum her ikisini aynı anda çekiyorum şöyle şu kısmı birazcık daha derli toplu olur arkamızı eğer bu şekilde yaparsanız 7-8 tane örelim 2 3 4 sık iğnemizi 5 6 7 ve 8 9. alıyorum 10. alıyorum her ikisini birlikte çekiyorum ve toparlıyorum devam ediyorum. Bu şekilde diğer ucumuza kadar ilerleyelim. Tulum şortumuzu artık e, tamamlamak üzereyiz. Önünün kapağını yapmıştık. Ben arkadan askısına bir tanesini çalıştım ve düğmelerimizi de çalıştıktan sonra son askıyı birlikte çalışalım. Bir tanesini ördüm bakınız. Şu şekilde diğerini de ayracımı taktım. Ayracımı şu şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. yere takıyorum. 14. yerden itibaren örmeye başlıyorum. Toplamda 6 tane trabzanla askımı örüyorum. 1 2 3. örüyorum. İkili trabzan örüyorum. 5 ve 6. Şöyle görelim. 2 4 6. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum 6 tane trabzanımızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz İliklerimizi açmıştık zaten burada sadece düğmemizi dikerek çalışacağız çeviriyorum çevire çevire altı trabzanımızı örelim Tulumumuzun en son düğmelerini de dikerek tamamladım ve kullanılmaya hazır hale geldi. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeniden görüşünceye dek sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.